Sormasam olmazdan merhabalar sevgili seyirciler. Yeni bir bölümle daha karşınızdayız. Bu hafta Emirgan Taş Kahve'deyiz. Yine değerli bir konuğum var. Oyuncu, yönetmen, müzisyen Kemal Başar. Bu serin havadan birlikte sıcak bir muhabbet ortamına geçeceğiz. Kemal abi hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin abi? Çok teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkürler. Ayağının tozuyla geldin. Evet. Uzaklardan geldin. Çok uzak değil canım, Ankara. Her taraf otoyol. Evet. 4 saatte geliyorsun. Kendin sürüyorsun değil mi abi? Tabii kendim sürüyorum. Kendim yapıyorsun. Tabii. Şimdi ben programı açarken dedim ki oyuncu, tiyatro yönetmeni, müzisyen, seslendirme de yapmışsın. Böyle bir koltukta birkaç karpuzum var. Evet. Sen kendini nasıl tanımlıyorsun abi? Ben öncelikle bir tiyatro yönetmeniyim. Çünkü ülkenin herhalde tek faal uluslararası yönetmeniyim. 20 senemi hiç oyunculuk yapmadan Avrupa'da sadece yönetmenlikte ilerlemek için harcadım değil. Yani öyle götürdüm. Hatta orada yönettiğim, Avrupa'da yönettiğim Romeo ve Juliet'le Avrupa'nın en iyi yönetmeni ödülünü de aldım. Yani bir üst sınıf yönetmenim. Uluslararası bir yönetmenim, tiyatro yönetmeni. Uluslararası kısmını özellikle belirttin abi. Ben evet. Hem seyirciler de biraz daha hakim olsunlar diye soruyorum. Bizde uluslararası yönetmen yok mu ya da az mı? Çok az. Çünkü orada kabul ettirmeniz gerekir kendinizi. Ben uluslararası platformda kabul edilmiş. Özellikle Doğu Avrupa'da Polonya, Romanya, sonra Almanya, Rusya buralarda kabul edilmiş bir yönetmenim. Yani işler yapıp doğru dürüst dövizler kazandıran ülkeye bir yönetmenim. Onun dışında tabii ki Mimar Sinan Konservatuvarı'ndan mezunum. 88-89 bir oyuncuyum. Bunun yanı sıra Kalan Müzik'ten albümü olan bir müzisyenim. Kemal'in Şarkıları. Evet, Kemal'in Şarkıları albümüyle bir müzisyenim. Oyunculuk eğitmeniyim. Tiyatro keyfinin sanat yönetmeniyim ama bunlar böyle bir koltukta birkaç karpuz falan değil. 58 yaşında hep çalışan bir adam için aslında normal şeyler. Yani çok büyük beceri falan değil. Ben normal buradan, şeyler. Ben buradan bakınca büyük beceri olarak görüyorum. Hayır. Gerçekten. Çok yani normal. Hem hoş bir üretim alanı gibi gözüküyor buradan bakınca. Hepsi çok vakit alan şeyler aslında. Çok ciddi enerji gerektiren şeyler, motivasyon gerektiren şeyler. Ve onları bir arada yürütebilmek ve benim şahsi kanaatim yine dışarıdan bakıldığında bunları iyi yönetebilmek, iyi yürütebilmek bence bir maharet istiyor. Çok teşekkür ederim. Organizasyon gerekiyor. Organizasyon yeteneği gerekiyor. Çok iyi bir ekibim var benim. Asistanım çok beceriklidir Zeynep. Tiyatro keyfi zaten organize olmuş, kurumsallaşmış bir tiyatrodur. Pek çok eser şu an İstanbul'da, bugün Ankara'da, şimdi Bursa'da da giriyor. Yayılmış durumdayız. Avrupa'da çok fazla sayıda eserimiz, çok fazla gösterim yaptı. Tiyatro keyfi kurumsal bir şekilde gidiyor. Diğer taraflar, menajerim Ali Sabuncugil çok iyi ayarlıyor dizi, sinema işlerimi oyunculuk olarak. Benim tiyatrodaki oyunlarım, bu programı da asistanım yapıyor. Aslında çok zor olmuyor. İyi bir formül olunca, iyi bir evet, koordinasyon organizasyon olunca çözülüyor. Kendini kabul ettirmekle ilgili bir şey diye bir ifade kullandın. Kendini nasıl kabul ettirdin abi sence? Beceri, çalışma, istikrar. Tabii bunlarda en önemlisi yabancı dil. Gençlere ben tavsiye vermeyi falan hiç sevmem aslında. Herkes denemeden, hata yapmadan öğrenemez. Hangimiz öğrenebildik ki? Hangimiz tavsiye dinledik? Ama önerim onlara mutlaka bir yabancı dile sahip olmaları, iyi konuşmaları. İyi konuştukları zaman, özellikle İngilizceyi, iyi konuştuğunuz zaman dünyada her tarafta, her yere saldırabilirsiniz. Yabancı kaynak okuyabilirsiniz. Yerel kalmazsınız. Benim büyük yeteneğim falan değil, benim meslektaşlarımdan ayıran şey ana dilim gibi konuştuğum İngilizcem oldu öncelikle. Yurt dışı ile ilgili tiyatro özellikle bağlamında... Çok teşekkür ederim. Bahis açılınca benim aklıma gelen isimlerden birisi Haluk Bilginer. O da yine o oyuncu. Bildiğim kadarıyla oyuncu. Ben yönetmenim. Yönetmen oyuncuları olarak yönetiyorum, evet.
Bize özel bir takım sorunlar oluyor mu? Yani bizden kastım biraz daha Doğu mu diyelim, Asya mı diyelim, işte entegrasyon anlamında, iletişim anlamında veya bir takım mantaliteler konusunda, Batı'da bu tür çevrelerde entegre olabilmek konusunda çok büyük sorunlar yaşanıyor mu abi? Sen çok sorunlar yaşadın mı mesela? Bir süre sonra kişiye göre tabii başta bir ön yargılar var. Öncelikle şunu belirteyim. Haluk Bilginer bu ülkenin bana göre en iyi erkek oyuncusu. Bu ülke bana göre. Ama şeyler farklı. Ben yönetmenlik yapıyorum yurt dışında. Şimdi öncelikle mesela bize bir Sudanlı yönetmen gelse nasıl bakarız? Avrupa'ya gidip de bir Türk yönetmeni olarak Avrupalıları yönetmeye kalktığınız anda öncelikle beni Türkiye'ye gelmiş Sudanlı gibi düşünüyorlar. Tabii böyle görüyorlar. Türk nereden bizi yönetecek diyorlar. Ama ondan sonra tabii İngilizce ile konuşuyoruz. Ben Romanya'da, Polonya'da, Rusya'da, Almanya'da buralarda oyunlar yönetiyorum, yapıyorum. Buralar etki alanım, buralar. Sonra bakıyorlar ki adam hepsinden iyi İngilizce konuşuyor. Hepsinden iyi tiyatroya hakim. Yaptığı işe hepsinden daha hakim. Bir süre sonra, o bir sürede 3-5 gün oluyor. 3-5 gün sonra kabul ediyorlar. Onun için Dışişleri Bakanlığı her zaman bana büyük ilgi gösterdi. Çünkü yurt dışında Avrupalıları yöneten bir Türk tabii ki ülkeye hep gurur verdi. Onun için devlet tiyatrolarıyla hep sıkıntı yaşamama rağmen, devlet tiyatrolarının içindeyken de ben çok eleştirdim. 25 sene devlet tiyatrolarının içindeydim. Yurt dışındaki çalışmalarıma izin vermek istemezdi. Ne yazık ki sanatta sıradan olan insanlar genel müdürlüğe doğru giderler, idareciliğe doğru giderler sanat kurumlarında ve sizi anlamazlar. Anlamadıkları için benim becerimi beni cezalandırma, göndermemeye çalışma yoluna falan gittiler. Dışişleri Bakanlığı'nın büyük katkısını gördüm. Çünkü Avrupa'da çok başarılıydım. Kendi kendine Avrupa'nın en iyi yönetmen ödülünü almadım. Ve devlet tiyatrolarından da herhalde Cumhuriyet tarihinde en erken emekli olmuş insanım. Emekliyi hak ettiğim gün emeklilik dilekçemi verdim, ayrıldım ve tiyatro keyfini kurdum. Bu tepki miydi yoksa bir kendi hayatında bir değişiklik, bir dönüşüm? İlerlemiyor kurum. Kurum ilerlemiyor. Bu kurum bir cumhuriyet kurumu. Devinmesi, çağdaşlaşması, dünyaya ayak uydurup dünyayla yarışması gerekirken oradaki o muhafazakarlık, tutuculuk, eskiye saygıyla taklidi birbirine karıştırmaları, insanların tembelliği, maaş, yani memuriyet ve sanatçılık birbiriyle örtüşen şeyler değil. İçindeyken hep aynı şeyleri söyledim. Ve içindeki insanların atak ve cesur olması gerekir. Tiyatro insanın her halini, özellikle zaaflarını gösterir. Politikacılara bunu çok kolaylıkla anlatabilmeleri gerekirken, onların kim olursa olsun iktidar, onların dümen suyuna girdiğiniz zaman mesleği kaybediyorsunuz. Şimdi adam bilmiyor ki tiyatro ne? Siz tiyatro ne anlatmazsanız o bir talimat vermek zorunda. Bilmedikleri alanda da genellikle bu talimatlar tiyatro adına yanlış talimatlar oluyor. Buna cesaret gösteremiyorlar çünkü genel müdürlükten müsteşar yardımcısı olur muyum diye bakıyor. Kardeşim sen sanatçısın, daha büyük bir şey yok. O sonra acaba bakan olur muyum? Acaba şimdi milleti, şimdi buralara baktıkları zaman o zaman sanat dediğimiz şey kayboluyor. Oysa ki ileri toplumlara baktığımızda o toplumların bilimsel ve sanatsal toplumlar olduğunu görüyoruz. İleri toplumlar dediğim Almanya, Japonya, Fransa, şimdi bunlara bir bakalım, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya. Şimdi biz bunlara baktığımızda hepsinin bilime ve kültür sanata önem veren ve ihtiyaç hisseden, bilimsel olmayı ve sanatsal olmayı ihtiyaç hisseden toplumlar olduklarını görüyoruz. Bize baktığımızda ne yazık ki sanat bir ihtiyaç değil. Eğlence. Eğlence kelimesi de yanlış algılanıyor sevgili kardeşim. Eğlence ha 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 hi 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 gülmek anlamına gelmez. Eğlence zamanınızı iyi geçirmek anlamına gelir. Bazen trajik bir eserde çok ağlayarak da zamanınızı çok iyi geçirirsiniz ve siz çok eğlenmiş olursunuz. Eğlenmek kik kik anlamına gelmez.
oyunculuk, sanat şaklabanlık anlamına gelmez. Yaratıcılıktır. Bir röportajında çok önemli bir şey söylemişsin Kemal abi. Diyorsun ki ben yaptığım bütün işlerde, yurt dışında yaptığım bütün işlerde sürekli kendi beslendiğim kaynakları önemsedim ve hatta belki senin açıklaman daha iyi olur diye ben sadece soru olarak geliştireyim. Hatta kullandım diyorsun çeşitli sahnelerde ve üslup tabii. ve tarz olarak da kullandım. Aklıma Kemal Tahir'in bir ifadesi geldi. Hiçbir şey yerel olmadan evrensel olamaz. Çok doğru. Bir paralellik sezdim abi. Bu bağlamda sen yerelliği, dünyaya açılma, o az önce bahsetmiş olduğun batıda kendini kabul ettirme noktasında nasıl bir araç olarak görüyorsun? Kendi tarihini, kendi toplumunu bilmeyen, geleneklerini bilmeyen, yaşamayan kişi evrensel iş yapamaz. Şimdi estağfurullah kendimi öyle büyük sanatçılar gibi görmüyorum ama büyük sanatçıların hepsine bakın. Beethoven, Leonardo da Vinci, Rafael. Günümüzün büyük sanatçıları, büyük film yönetmenleri, büyük ressam, bunların hepsi kendi geleneklerinden, kendi kültürlerinden yola çıkarak evrensel işler yapabilmişlerdir. Ben bir tiyatro yönetmeniyim. Neyimiz var bizim? Orta oyunumuz var. Orta oyunu nedir? Bütün dünyaya ışık tutmuş, bu Prendello'sundan Brecht'ine, bugün işte boş alan teorileri falan filan hepsi safsata. Orta oyunumuzda vardı bizim bunlar. Orta oyunumuzdan yola çıkan şeylerdir. Ben yaptığım, yurt dışında yaptığım Shakespeare'lerde de, rock müzikallerde de tiyatro keyfinin bugün Amy Winehouse müzikalinden, Cyrano de Bergerac'a, öylesine hikayelerden, Ted Bundy'ye bunların hepsi birer orta oyun örneğidir. Yurt dışına gittiğimde ben orta oyunu nedir, bu kültür nedir? Önce bunu anlatırım Avrupalı oyunculara. Bunu öğretirim. Ondan sonra hep beraber Hamlet yaparız. Anlatabildim mi? Orta oyunu ögelerine göre. Onun için ben Avrupa'nın en iyi yönetmeni ödülünü aldım. Buradan bu bir ciddi bir yaratıdır çünkü. Türk tiyatrosu, devlet tiyatrosunun yapması gereken budur. Ben onun için kızgınım. 1941'den bugüne hala dünyada yoksanız kapatın kardeşim. Gerçekten kapatın. Büyük bir hayal kırıklığıdır bu. Ben de 25 seneme yazıklar yani yazıklar olsun. Bir tiyatrocu şu an aklıma gelmiyor ama önemli bir tiyatrocu şöyle bir eleştiride bulunmuştu. Siz batının tarzıyla batıya oyun yapıyorsunuz. Tereciye teres atmaya çalışıyorsunuz. Evet. Dolayısıyla başarısız oluyorsunuz. Evet. Neden kendi kodlarınızla, kendi anlayışınızla, kendi renklerinizi katarak, dokunuzu katarak bu işi yapıp biraz daha özel, özgün bir şey çıkarmaya çalışmıyorsunuz? Hatta şey de demişti, evet bunu yapmıyorsunuz çünkü bu daha yorucu bir şey. Bu daha zahmet, emek isteyen, zahmet isteyen bir şey. Sanırım biraz böyle bir şey var. Yani bir kendiyle iletişim kısaca istersen ben tabii ki bilir kişiyim bu konuda. Söyleyebilirim. Yönetmen eksikliğinden, tiyatroyu yönetmen yapar. Devlet tiyatrolarının bir gerçek yönetmeni yoktur. Bir, sayıyla bir, dünyanın kabul ettiği bir tane yönetmeni yoktur. Ve yanlış yapılanmadan dolayı 50 bilmem kaç sahnesinde her sene en az 100 yeni oyun yapmak zorundadır. Söylediğini ister. Şu anki devlet tiyatroları genel müdürü Mustafa Kurt da ister. Gelenekselden yola çıkan evrensel. Ama yapı buna izin vermiyor ki. Sen oyuncu sultasını kurulduğu günden beri kurmuşsun orada. Oyuncular kendini kral sanır. Hayır efendim. Tiyatronun yönetmendir. Tiyatronun kralı. Yap yani tamamen yanlış bir sistem üstüne. Kur orayı. Sonra istemekle olmaz. Bilgi, donanım, iç eğitim yoktur. İnsanlar memur zihniyetiyle çalışır. Birbirlerini ezmeye çalışırlar. İçinden kurumun içini bilseniz ben uluslararası ilişkiler birimini ben kurdum. Devlet tiyatrolarının yapısını ben belirledim. Şimdi ne hallerde, rezalet. Ankara Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü yaptım. Bunlar çok çok önemli görevler. Bunları yaptım. Hiçbir yere gitmiyor. Dolayısıyla bir sistem değişikliği sanırım. Sistem değişikliği gerekiyor. Öyle bedava maaş dünyanın hiçbir yerinde yok. Hiçbir yerinde yok. Herkes çalışıyor da bilmem ne de. Hayır efendim, devlet tiyatroları 3 ay 4 ay çalışırsınız. Maden işçisini düşünün. Bu tip dogmalar var ya, bir maden işçiliği, bir tiyatro oyunculuğu dünyanın en zor işleriymiş. Ya geç Allah aşkına, oyunculuk, ben de oyuncuyum. İlk 30-40 senesi zordur ama beleş bir iştir ya. Çok zaman kalır. Sanat sana çok fazla zaman kalır. Eğer kıvırabiliyorsan, yapabiliyorsan.
öyle dünyanın en zor işi falan değildir. Ancak çok önemli bir meslektir. Evet. Önemli bir meslektir ama dünyanın en zor işi var. Buraları geçmeleri lazım. Bu sebeple olmuyor ama devlet tiyatrosunu eleştiri bir program haline sokmayalım. Ama şey bu, ben çok hayal kırıklıklarıyla ayrıldım o kurumda. Tiyatrodaki bu duruşun, bu özenin, titizliğin ve işin sosyolojik kısmını, felsefi kısmını da bir taraftan gerçekten çok yoğun bir biçimde değerlendirmen çok kıymetli. Bir taraftan da biz seni televizyon dizilerindeki popüler figürler arasında da görüyoruz. Bu işe ne diyorsun abi? Bu iki taraftan da olmak, iki taraftan da gözükmek. Oyunculuğu, çok seviyorum oyunculuğu. Ben artık usta oyuncu sınıfına girdim. Yaşla girdim. Çünkü oyunculuk senelerce, 20 sene oyunculuk yapmadım biliyor musun? Sadece yönetmenlik yaptım. O 20 sene arayı vermeseydim görürdü piyasa gibi. Yani 20 sene ara verdim. Ara verdikten sonra ben Kurtlar Vadisi ile başladım. Şeyle falan filan. Çok çalışıyorum. Roller üstüne çok düşünüyorum. Bir de tabii yaşım, konumum, durumum atağımdır ben biraz. Yönetmenle konuşurum, senaristle konuşurum. Yani rolü oluştururum. Ya pısırık pısırık oturup da ya da cebimdeki bir şeyi koymak değil. Rolü birlikte oluşturmak için senaristle, yönetmenle sürekli konuşup bir an önce rolü rayına sokmaya çalışırım. Onun için de oynadığım roller halk tarafından sevildi. Ama onları ben tek başına inşa etmedim. Hep yönetmenlerin, birlikte oynadığım arkadaşlarımın çok payı vardı. Evet. Tiyatrodaki bu çizgiyle televizyondaki bu çizgi sanki birbirinden çok farklıymış gibi duruyor. Neden? Dışarıdan bakınca mı acaba öyle geliyor? Yani dizilerde daha popülist, daha kitleci, daha renkli karakterler var. Ben ne yapayım? Kitle seviyorsa ben ne yapayım? Ben aynı ben. Bir şey görmüyorsun değil mi abi? Uyum, uyumsuzluk konusunda. Hayır, tamamen uyumlu. Yani tiyatro sahnesinde şunları yapıyorum, gelip burada daha farklı bir çizgiden karakterler canlandırıyorum. Daha farklı çizgiden karakterler canlandırmıyorum. Tiyatro oyunculuğun er meydanıdır. Tiyatro yapamayana biz oyuncu demeyiz. Yani kimse demez. Tiyatro yapabilmesi gerekir bir oyuncunun. Orada tiyatroda sürekli gelişirsiniz. Hep öğrencisinizdir. Tiyatro oyuncularının yani oyuncuların oyunculuk mesleğini yapması gerekir. Biz de biraz çarpık. Oyuncu olmayan insanlar da çok yapıyor. Onun için sanki biz de mesela biri görür beni gülerek gelir karşıdan. Çünkü beni şaklaban sanır. Çünkü oyunculuk mesleğini şaklabanlık diye düşünür. Oysa ki çok ağır, ciddi bir meslektir. Tabii. Öğrenmeniz gerekir. Seneler boyu çalışmanız gerekir. Onun için bir çelişki varmış gibi geliyor. Hayır, ben büyük bir ciddiyetle yapıyorum o mesleği. Benim oynadığım o matrak gangster de, ciddi adam da yok. İşte Mucize Doktor da, kanserden ölmek üzere olan, sürekli ağlayan adam da. Onların hepsi benim. Benim içimden çıkan, benim karakter özelliklerim, benim duygularım. Oyunculukta zor olan budur zaten. Hiç bazen televizyon, yani tiyatro daha çok, nasıl diyeyim, daha çok motivasyon, daha ciddi bir enerji, titizlik istiyor. Televizyon biraz daha az istiyor falan gibi böyle bir şey ayrımın var mı? Yoksa bütün rollerinde hep aynı ciddiyetle mi? Hayır, sinemada, televizyonda, tiyatroda bir kere sektörler bunlar. Televizyon sanat değil. 7 sanattan 2 tanesi sinema ve tiyatro. Bunlar da ancak sektör olarak düşündüğümüzde hepsine aynı özeni vermemiz gerekir. Çünkü kaç para harcıyor ya bir gün set için? Yani oralarda şımarıklığa, kaprise, dalaverelere falan filan ben bunları yapan gençler, şunlar bunlar bunları çok kızıyor. Yani çok ciddi bir para yatırıyor adam. Bu bir sektör. Onun sonucunda da iyi bir iş çıkacak ki bir tekrar iş yapacaksınız. O sektör ilerleyecek, bir şey olacak. Onu ekmek parası gibi görüp biraz daha rahat davrananlar var. Davranamazsınız. Başkasının parasıyla şey yapılmaz. Kendin yap yapımcılığını bakalım şımarabiliyor musun? Onun için oralarda ben zaman kaybettirmemeye çalışırım. Motive etmeye çalışırım. Her zaman neşeli olmaya, eğlenceli olmaya çalışırım. Çünkü pozitif olduğunuz zaman etrafınızdaki insanlar da pozitif olur ve iş güzel yapılır. Evet. Onun için hep oralarda kendimi pozitif, neşeli olmaya, dışarıdan dert getirmemeye çalışırım. Ve ciddiye alırım, çok çalışırım. Sizin gördüğünüz en komik karakteri bile ben çok ciddi alarak
çalışıyor. Bir tiyatro titizliğiyle, tiyatrocu titizliğiyle. Ama zaten iş o, yani öyle olması gerek. Seyirci çok değişiyor mu abi sence tepki anlamında, sana gelen reaksiyonlar, geri dönüşler açısından? Seyirci kim, mi? Televizyon seyircisiyle tiyatro seyircisi çok değişiyor mu? Çok değişiyor, farklı. Çok farklı. Televizyonu bedava sanıyor halk. Televizyon bedava, karşısında oturup portakal soyup oturuyor ya. Televizyon para, ödediğim vergi para, yok bir sürü şey, yani televizyon bedava değil. Tiyatro daha ucuz aslında. Öyle mi? Şimdi abi bir de tabii müzisyen şapkan var, müzisyen evet. Kimliğin var. Ben bir itirafta bulunayım, sonradan ben öğrendim. Yani tabii ki program vesilesiyle değil, daha önce. Ama senin hayatına da sonradan mı girdi müzik? Olur mu? Benim 14-15 yaşından beri müzik yapıyorum ama gerekli ortamı bulamadım. Bütün hayatım tiyatro, ne sinema, düzeydeydi? Televizyon. Sadece bir şey mi? Bir hobi düzeyinde miydi? Vallahi yani? Hiç hobi değildi. Pek çok yere, kafelerde, şuralarda, buralarda gençken çok para kazandım. Hmm. Ondan arkadaşlarımla, gruplarım 18-19 yaşındayken grubumuz Tını Türkiye'nin en iyi gruplarından biriydi. Sonra dağıldık. Sonra konservatuvar, şu bu. Hasan Saltık, Allah rahmet eylesin, yakın dostlarımdandı. Hasan Bey'le oturup bir şeyler falan, bu ne ya dedi. Dedim ki benim şarkım, yok artık dedi. Kaç tane var dedi, 50-60 tane, ne diyorsun dedi. Albüm yapalım dedi. Ya Hasan dedi, ne albümü? Hayır albüm yapalım. Girdik, kalan müzikten çıkan kalır. Hasan Saltık'ın lafıdır bu. Evet, evet. Tamamen özgürce çalıştığım, tamamen kendi şarkılarımdan oluşan bir albümü bir ay içinde yaptık ve çıkardık. 2018'de değil mi abi? Yanlış hatırlamıyorsam. 2,5 sene falan oldu işte. Hmm. Ben çok kısmetli biri olduğum için ben albümü çıkardım, sonra pandemi çıktı. Nasıl karar verdin peki abi? Şimdi daha doğrusu nasıl bir sürece evrildi diye düzelteyim. Yani şimdi tiyatro yönetmenliği, oyunculuk var. Bir de işin içine müzisyenlik girdi. Bu senin kariyerinde nasıl bir tecrübe oldu? Önce onu sorayım. Bir de senin oyunculuk ve yönetmenlik kariyerinde herhangi bir dezavantajı oldu mu sence? Ya da oluyor mu? Vallahi şundan korkuyorum. Adam tiyatroyla, sinemayla, oyunculukla bizi bunca sene baydı. Bir de müzik mi çıktı be kardeşim derler diye çok korkuyorum. Demezler ya. Hele kalan müzikten çıkmışsa hiç demezler. Konserlere 3-4 konser yaptıktan sonra konserleri durdurmak zorunda kaldık. Şimdi 57-58 yaşında yeni başlayan bir şarkıcı olmak kolay değil. Ancak benim gibi azimli, tutkulu, çalışkan bir adam belki becerebilir. Şimdi onu yapıyoruz. Ankara'da, Levare'de konserlere başlıyorum. Hazır Ankara'da oynarken 14 Kasım'dan itibaren başlıyorum Ankara'da. Sonra orkestram çok iyi. Çok iyi müzisyenlerle çalışıyorum. İyi şeyler yapacağımızı biliyorum. Nasıl dengeleyeceksin abi peki bunları bir arada, üçünü bir arada? Vallahi zaten Türkiye'de bir tek kendi tiyatromda oyun yönetiyorum. En az 5-6 tane, 6 prodüksiyonumuz var hazır. Yeni oyun yönetmeye ihtiyacım yok. Bir tek şimdi Aziz Nesin'in Tut Elimden Robinis'ini Kültür Bakanlığı desteğiyle, teşekkür ediyorum Kültür Bakanlığı'na da, önemli özel tiyatrolara yaptıkları bu destek. Onu sahneye koyacağım. Onun dışında Ankara'da Ankara Sanat Tiyatrosu'nda bir anarşistin kaza sonucu ölümünün başrolünü oynuyorum. Gidip geliyorum. Gittikçe oyundan çıkıp konser vereceğim. Yeni diziler, yeni projeler gelirse onlara... Oynuyorum şu anda. Leyla ile Mecnun'da devam. Oynuyorum. İşte yeni bitti. Tekten filmin çok mutlu olduğum bir setteydim. Hacı Bayram Veli. Orada oldukça önemli bir rol oynadım. Görseniz beni tanımazsınız. Şeyh Murat oldukça önemli bir rol. Kötü adam. Öyle mi? Tabii. Genelde kötü adamlar var zaten biraz oyunculuğunda abi. Ben mi yanlış yorumluyorum? Onları ben çok sevimli birazcık oynuyorum kimini. Kimini de bunu sevimli oynayamazdım bunu. Bu çok ters köşe. Gördüğünüz biraz. Zaman beni hiç görmediğiniz gibi göreceksiniz. Öyle mi? Ama o da benim ben yaptım falan değil. O da... Yönetmen, iki yönetmen, yönetmenler değişti, yapımcı. Çok iyi bir organizasyon. Yani orada o kadar mutlu olduğumu anlatamam. Çok güzel bir çalışmaydı.
O şimdi Leyla ile Mecnun seti aynı şekilde çok usta. Yani Onur Ünlü yani müthiş. O kadar rahat bir set, şahane oyuncular. Oradayım. Mutluyum. Ondan önceki çalışmalar mesela gurur duyduğum Naim Ceperkülü filmi orada da önemli rollerden evet. birindeydim. Pek çok sinema filmi yaptım bu arada. Evet. Onları yaptım. Tabii bir taraftan da böyle ben eminim seyircilerimizden mutlaka bilgi sahibi olanlar çoktur. Bir oyunculuk aslında sende baba mesleği zaten. Tabii. Savaş Başar Allah gani gani rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Eşin de oyuncu. Evet. Duyumlarıma göre çocuğun da galiba oyunculukla ilgili bir şeyler yapıyor Vallahi mu? Savaş, doğru mu? Babamın adını almıştır. Savaş Alpbaşar. Altın Kozalı, Nürnberg Siyad ödüllü falan bir oyuncu oğlum. Yani hani öyle şey değil. Sıradan bir oyuncu sıradan değil. Sıradan değil. Aile boyu oyunculuk çocuk. Var sizde. Valla annesine çekmiş. Lale çok iyi bir oyuncudur. Ne kadar güzel. Evet. Yani İran'da Muhsin Mahmelbaf'ın ailesi geldi aklıma. Eşi yönetmendi, Samira Mahmelbaf kızı yönetmen, evet. kendisi yönetmen. Yönetmen bir oyuncu bir aile bu kadar sanatla iç içe olan bir aile klasik aile yapısından daha farklı mı yaşıyor hayatı? Valla görüşemiyoruz tabii. Ben ayrı yerlerde oluyoruz, setlerimiz ayrı oluyor, görüşemiyoruz. O oğlum zaten 18 yaşından beri 6-7 senedir yalnız yaşıyor. Ayrı yaşıyor, görüşemiyoruz. Görüştüğümüz zamanlar daha muhabbetli oluyor tabii. Az görüşebiliyoruz. Ne kadar güzel. Oyunculuk kararında babanın etkisi var mı abi? Babamın etkisi negatif olarak var. Babam hiçbir zaman oyuncu olmamı istemedi. Çünkü bizim mesleğimizde dedi oğlum, bizim mesleğimizde sıradan olan kötü demektir. Sen çok üzüleceksin diye korkuyorum. İşin zahmetinden dolayı yaşayabileceğin şeyler. Çok zahmetli. Mahcup olursun istemiyorum. Sen git ODTÜ'yü kazan falan dedi. Ben ODTÜ'yü kazandım ama ODTÜ'de işte çayırlarında gitar çaldım. Futbol takımında oynadım falan. Tökezliyordum ODTÜ'de çünkü tiyatro istiyordum. Babam 47 yaşında öldü. Çok genç gerçekten. Yani birdenbire öldü. Babamın ölmesi o trajedi benim kendimi bulduğum mesleğimi yakalamama neden oldu. Hemen Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na gittim. Kazandım. Ondan sonra da hayatım değişti. Dünyada kaç kişi sevdiği mesleği yapıyor ki? Evet. Ben dünyadaki şanslı azınlıktanım. Sevdiğim mesleği yapabiliyorum. Bu büyük bir zenginlik. İnsana huzur veriyor, mutluluk veriyor. Paradan çok daha önemli şeyler vardır hayatta. Konfüçyüs mü demişti, işini seven hiçbir zaman çalışmak zorunda kalmaz diye? Tabii, çok doğru. Evet, evet. Mesleğimi ben çok seviyorum. Ve iyi ki bu meslek. Hiçbir zaman yok ustayım da şöyleyim falan ben bunları sevmem. Bir kişinin kendime sanatçıyım, ben sanatçıyım dediğimi kimse duymamıştır. Bunu ayıp diye düşünürüm. Birincisi yaptığınız işe ayıp. Bırakın halk diyecekse size desin. Sanatı küçük düşürüyorsunuz. Değil mi? Bunu söylerken. Bırakın oyunculuk, yönetmenlik, şarkıcılık, dansçılık bunlar ayıp değil, saygın meslekler. Ben sanatçıyım demek insanın kendini de küçük düşürüyor. Eyvallah. Onun için onda hiç hoşlanmam. Babayla aynı mesleği sürdürmek, yapmak nasıl bir duygu abi? Çok zor. Ben işte 57-58 yaşındayım hala bana Savaş'ın oğlu diyenler vardı. Kolay değil. Benim oğlum da aynı şekilde mesela çok zor bir role çalışıyor. Bakalım mı Savaş falan diyorum istersen bir bakalım. Ya karışma bana ben bilmiyorum falan. Çünkü şimdi kolay değil. Annesi Lale Başar. Babası Kemal Başar. Çocuk da hepimizin derdi var olmak değil mi? Kesinlikle. Zor. Ama bir de genler var. Nalbur'un oğlu, nalbur olur. Şoförün oğlu, şoför olur değil mi? Bir de demircinin oğlu, demirci olur. Evet, genler diye bir şey var. Peki abi önümüzdeki, ya önündeki yıllarla ilgili öngördüğün, yapmak istediğin, planladığın şeyler neler? Ana mesele tiyatro keyfidir benim için. Tiyatro keyfi Türkiye'nin Avrupa normlarındaki ilk tiyatrosu olsun diye kurulmuştur. Almanya'da 35 yıldır yaşayan Alman vatandaşı Türk bir doktor arkadaşımla birlikte kurduğum şirketin
önemli bir parçasıdır tiyatro keyfi. Burada ürettiğimiz eserler tiyatro keyfinin Avrupa çapında bir tiyatro olması benim hedefim. Oyunculukta zaten benim elimde değil, ben sadece hayır diyebiliyorum. Ne gelirse bakıyorum yapımcılardan. Ali Sabuncugil ile birlikte değerlendiriyoruz. Sadece hayır diyebiliyorum. Ben yani şu projeyi yapalım diyemiyorum. Çünkü ben televizyon yapımcısı, sinema yapımcısı değilim. Onun için salmış durumdayım. Şeyde oyunculukta. Artık nereye giderse. Tiyatro oyunculuğuysa ne zaman keyfim olursa, tiyatro yönetmenliği de öyle. Benim tiyatro şehir tiyatrosu, devlet tiyatrosu, Bakırköy şu bu benim tiyatro yönetmediğim hiçbir tiyatro kalmadı. Öyle bir hevesim, hayalim olduğu zaman zaten yok sana yönettirmem diyecek bir tiyatro sanmam olsun. Ne güzel. Yaparım. Müzik yeni albümden gelecek müzik, mi? Şimdi şöyle bir biraz abartılı ama gerçek yanı da olan bir şeyi son zamanlarda çok söylüyorum. Ben aslında sadece şarkıcılık yapmak istiyorum. Öyle mi? Yeterli parayı kazansam. Abi manşeti programın sonunda attın ha. Sadece şarkıcılık yapmak istiyorum gerçekten. Ama günümüzde müzisyenlerin, çok önemli pop sanatçılarının, klasikçilerin, enstrüman çalanların zorluğunu düşünün. Bir de 56-57 yaşında müziğe yeni girmiş bir delikanlının zorluğunu düşünün. Üstesinden geleceğimden eminim. Çünkü kaliteli iş yapıyoruz. Çok iyi bir ekibim var. Ben aslında gerçekten sadece şarkı söylemek istiyorum ama piyasa müsaade etmiyor. Yani gerçekten böyle bunun üzerine biraz gitmek, konuşmak istiyorum ama çok da güzel bir yerde bıraktık. Programımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz çünkü. Dilerim her şey gönlünce olsun abi. Yani bütün oyunculuk konusunda, tiyatron konusunda, müzik konusunda gönlünden, yüreğinden ne geçiyorsa dilerim hepsi gerçekleşsin. Bu arada yaşına o kadar vurgu yapmaya gerek yok. Bence genç bir yaş. Ben öyle görüyorum en azından. Benim için bir önemi olmadığından söylüyorum. Ölüm diye bir şey var. Bir gün hepimiz öleceğiz. Sağlığım yerinde oldukça ben çok enerjiyim. Şurada amuda kalkabilirim şimdi. Çünkü maşallah, benim mesleğim onu getiriyor. Biz burada ekip olarak senin enerjini hissediyoruz. Eminim seyirci de hissediyordur. Saatlerce sahnede olabilirim falan. Şimdi bizim meslek sporculuk gibi. Siz o kondisyonu size veriyor. Yıldız Hanım, Yıldız Kenter 80 yaşında amuda kalkmıyor muydu? Evet. Genco Erkal sahnelerde, Ali Poyrazoğlu sahnelerde. Bakıyorsunuz yurt dışında da öyle. Adam 80 yaşında adam bir şu duştan çıkıyor falan diyorsunuz ki yani bu adam. Şimdi herkes çalışır. İyi kalmak istiyorsanız sizin enstrümanınız bedeniniz. Evet. Bedeninize bakacaksınız. İyi bakacaksınız. Tabii. Kendinizi uyuşturmayacaksınız. Sigaraydı, şuydu, buydu falan bunları biraz uzak durup salim kafa, beyninize iyi bakacaksınız, bedeninize iyi bakacaksınız. Bizim işler öyle. İyiliğiniz daim olsun her zaman o sizin zaman. De öyle. Aynı şekilde, aynı dileklerle. Ben telefonu elime aldım çünkü keyifli sorularımı telefonumdan soruyorum adet olduğu üzere. Şimdi hangi diye bir bölümüm var abi, onunla başlamak istiyorum. Hangi filmin devam filminde oynamak isterdin? Naim Ceperkül'ünün devam filminde Bülent Alkış'la birlikte oynamak isterdim. Çok eğlendik. İkimizin üstüne bir devam filmi istiyorum dijital sanatlarda. Pekala. Başa dönme şansın olsa hangi projeye katılmayı düşünmezdin? Kendi projelerimden. Kendi projelerimden. Kurtlar Vadisi. Öyle mi? Evet. Çok net söyledin abi. Evet. Pekala. Hangi filmin başrolünde oynamak isterdin? Çekilmiş filmler arasında. İyi, Kötü ve Çirkin. Oo. Orada kötüyü mü oynardın? İyi. Ya ama yine bana kötüyü oynatırlardı. Ama ben onu iyi yapardım, mahvolurdu yönetmen. Evet, o kadar iyi oynuyorsun ki abi zaten kaçınılmaz yani. Hangi filmin sonunu değiştirmek isterdin? Hangi filmin sonunu değiştirmek isterdim? O çok içimize oturan sonlar Love vardır story. Bazen. Love Story. Kızın ölmemesini isterdim. Meşhur klasik. Hangi yönetmenden teklif gelse sevinçten uyku tutmaz? Özer Bey'den, Özer Feyzioğlu'ndan. Özer Feyzioğlu. Müthiş. Yani ülkenin bence şu an en iyi yönetmeni bence. Özer Feyzioğlu'ndan bir şey gelse
Ben yine uyurum, gamsızımdır, rahatımdır da ama heyecanlanırım, mutlu olurum. Pekala. Hangi filmin müziğini unutamadın? Schindler'in Listesi. Dedim ki acaba Love Story mi dersin yine? O zaten muhteşem çok bir müzik. Gerçekten. En son hangi filmde gözlerin doldu? Ya Kürt eşeğini metheder gibi belki içinde ama yani Naim'i 3 kez izledim her seferinde. Biz hangi siyasi kanattan, neden, hangi pencereden bakarsak bakalım biz Türklerin hep bir milliyetçi tarafı vardır. Yani onun o şeyi kaçırılmaz. O kadar iyi oynuyor ki o arkadaşlar. O sahnelerde ben yokum. Her seferinde o Türk bayrağının dalgalanması geldiğinde. Evet. Hayatının diye bir bölüm var abi, ona geçmek istiyorum. Tamam. Hayatının hatası. Hayatımın hatası. Başa sarılsa böyle silmek istediğin, onarmak istediğin bir hata. Gerçekten yok. Gerçekten yok. Öyle bir hayatımın hatası diyebileceğim. Babamın öleceğini hiç düşünmedim. Babamın öldüğü gün, çünkü hastaneye 2 gün kaldırıldı. O gün o terini sildim falan. Çok 47 yaşındaydı. Kimse öleceğini düşünmez. Evet. Babam öldüğünde ben arkadaşlarımla gizli hedef oynuyordum. Mesela babamın başında kalmak isterdim. Ama babamın öleceğini kimse düşünmedi, kimse hesap etmedi. Ama evet, babamın başında kalmak isterdim. Hatamı bilinmez, kader. Kim bilebilir öleceğini. Kesinlikle nur içinde yatsın. Amin. Hayatının anlamı? Tiyatro oldu bugüne kadar. 24 saat tiyatro oldu. Hep tiyatro. Hayatının şansı? Savaş oğlum. Ne güzel, Allah uzun ömürler versin. Hayatının şarkısı? Mümkünse biraz hatıra olsun diye mırıldanabileceğin bir şarkı. Mırıldanabileceğim bir şarkı. Hayatımın şarkısı, ama o kadar çok güzel şarkı var ki. Bu ilk aklına gelen, çok keyifli olduğunda mırıldandığın. Keyifli olduğunda falan çok fazla şarkı mırıldanırım. Ne bileyim. Hadi istek alayım o zaman. Bilemedim ki istek böyle. İstek alayım. Şarkıların çok şey böyle, nasıl diyeyim, çok böyle... sakin kendi şarkılarımı söyleyeyim, daha ne bileyim, uzun zamandır hasret kaldım yüzüne, muhtacım inan senin bir tek sözüne, yalvarsam ağlasam kapansam dizine, döner miyiz yine eski günlere, söyle buldun mu? Ben öyle enstrüman yokken söyleyemem falan diye şımaranlardan değilim. Aradığın aşkı söyle. Yoksa yalnız mısın sen? Yine benim gibi boynu bükük, gözü yaşlı tek başına. Arkaya gitar falan koyun siz sonra. Eyvallah. Çok teşekkürler. Teşekkür ederim. Yüreğinize sağlık. Hayatının korkusu. Beşiktaş'ın küme düşmesi. Pekala, hayatının kahramanı. Hayatımın kahramanı babamdı. Babamdı tabii. Eyvallah. Ne çağrıştırıyor diye bir bölüm var abi. Birkaç isim ve kelime söyleyeceğim. Ne çağrıştırdığını mümkünse birkaç kelimeyle rica edeceğim. Tını. 18 yaşındaki müthiş müzik grubumun adı. Bombacı Ender. Şahane bir ekip, müthiş bir yapım şirketi, neşe, coşku, eğlence. Pekala. Yeşilçam. Yeşilçam, nostalji sanki, yani hayal gibi. Hayal gibi. Hep güzel, hep gülümsetir Yeşilçam. Pekala. Oğuz Aral. Deha. Oğuz Aral benim hocamdı. Gerçekten düşünceleri, felsefi yapısı, bize kattıkları, nereden Oğuz Aral sorusu geldi bilmem ama bizim kuşağın insanları için Oğuz Aral çok değerli bir insandır. Pekala. Müşfik Kenter. Babam. Müşfik Kenter, nice kaybolmuş 80 sonrası, kaybolmaya yüz tutmuş çocuğu adam eden
insanlık nedir, bütün zaaflarıyla insanlık nedir öğreten, önce insan olun, her meslek yapılır diyen, evinde yatıran, tiyatrosunda yatıran gerçek bir dervişti. Müşfik Kenter bir büyük insandı, bir büyük Türktü. Ne güzel. Babamdı Müşfik Kenter'e. Ve son olarak Savaş Başar. Savaş Başar çok coşkulu, atak, mücadeleci, doğrularının peşinde hiçbir şeyden korkmayan, zamanın büyük erklerine her zaman karşı koymuş ve başarısıyla 47 seneye sığdırdığı Komiser Kolombo'yu, Konuşması, İffet, Devlerin Aşkı gibi filmler, tiyatrodaki başarıları bir 40 sene daha yaşasa kim bilir neler yapacaktı denen bir büyük kahraman benim için. Ne güzel. Hepsi nur içinde yatsınlar. Amin. Kemal abi, söylenecek çok şey var gerçekten. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldin. İyi ki bizi kırmadın. Ayağını tozuyla geldin. Estağfurullah, ben çok çok mutlu oldum davet ettiğiniz için. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Böyle bu serin havayı ısıttın muhabbetinde burada. Ya ama karşılıklı birlikte ısındık. Çok çok teşekkür ediyorum. Çok ben sağ çok olasın. Teşekkür Dediğim ederim. Dediğim gibi geleceğin sana geçmişten çok daha güzel şeyler getirmesini diliyorum. Hem sana hem ailene. İnşallah hepimize. Hepimize inşallah çok mutlu, huzurlu bir ülkede, refah içinde, hep birlikte barış içinde yaşayabilelim. Benim tek dileğim bu. İnsan ömrü çok kısa. Evet. Kavga, dövüş, birbirini yıkma mücadelesi falan bunlar için insan ömrü çok kısa. 70 sene, ortalama 70 sene de bay bay. Onun için daha huzurlu, daha birbirimizi anlayarak yaşasak, bu da çok çok zor şeyler değil. Programımızın bitiş cümleleri de bunlar olsun. Evet. Çok çok teşekkür ederim. Bir de ben şarkı söyleyebileyim artık. İnşallah. İnşallah. Bekliyoruz hep beraber, seyircilerle beraber. Teşekkür ediyorum. Sevgili seyirciler, bu hafta oyuncu, yönetmen, müzisyen Kemal Başar'dı konuğumuz. Önümüzdeki hafta yeni bir konukla karşınızda olmayı diliyorum. Hoşçakalın.